Selamünaleyküm. Selamın selamet yolunda istikamet üzere yürümek duasıyla. Rabbim bu anlamda şefaatçimiz olsun. Kalplerimize imanı sağlam bir şekilde yerleştirelim. Ayaklarımız sağlam bassın ve istikamet üzere dosdoğru yürüyelim inşallah. Çünkü Rabbimiz de buyuruyor ki, senle beraberindekiler, tövbe edenlerle birlikte emrolunduğunuz gibi dosdoğru olun. Bu ayet çerçevesinde bu duaları yaptık kardeşlerim. Ama bizler Meryem suresi 55'te kalmıştık. Ve bu ayette Rabbimizle sağlıklı, ferdi birebir Rab muhatap olma bir eyleminden bahsediyor. Bir ibadetimizden bahsediyor. Hakikaten bu ibadeti ben Müslümanım diyenlerin cahil değilse çok önemsemesi ve asla ertelememesi, ciddiye alması, günde beş vakit Rabbi ile sıcak, samimi iletişim kurmasını gerektiren bir ibadet. Onun için de namaza başlarken Allahu Ekber deriz, ellerimizi açarız ve elimizin tersiyle arkaya doğru yeniden kucaklarız. Nedir? Elimin tersiyle dünyaya ittim, elimin göğsüme bağladım, emrine hazırım ya Rabbi diye düşünüyorum ben bir tekbir alıp namaza başlarken. Burada da genel bir çağrım var. Biliyorsunuz daha önce Resulleri arka arkaya almıştık. İdris Aleyhisselam'ı, İsmail Aleyhisselam'ı ve zaten Kur'an-ı Kerim'in içerisine serpiştirildiğinde daha çok Resullerin zincirleme hatırlatılması var ve onları anın demesi var Cenab-ı Hakk'ın ve sonuçta da onlar salihlerden de diyor. Yani salih oldukları için o makama geldiler, o makamda olmayı sürdürdüler ve salihliklerini korudukları için Nebi ve Resul oldular. Bizler de inşallah bu minval üzere salih olursak, samimi olursak, hakikaten rızayı hayatın merkezine alırsak, illa sana Nebi Resul denmesine gerek yok. Mümin olarak bizler de, sizler de değerli kardeşlerim, bu yolda istikamet üzere yürürüz. Şimdi başlıyoruz. Mealimizi okumaya. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kavmine namaz kılmayı, zekat vermeyi emret. Emrederdi diyor. Yani buradaki o Resuller ve Nebiler hakkında konuşacak olursak, onlar bunu zaten icra ediyorlardı. Ama kavmine derken etrafındakilere de namaz kılmayı, zekat vermeyi ne yapardı? Emrederdi. Mazi fiili kullanıyor. Emretti deseydi hemen şimdiki zaman dilimi olacaktı. Emrediyor deseydi gelecek zaman dilimi olacaktı. Ama bu da emrederdi derken mazi fiilinden onların şahsında bu duyarlılığı ele alıyor Rabbimiz. Niye emrederdi? Niçin bu işleri yaptı? Amacı neydi? Yani kendi kılbeşini, görüşünü yapamaz mıydı? Salih olamaz mıydı? Demek ki salihliği muhafaza etmenin, salih olarak örnek olmanın, model olmanın, rehber olmanın bir ayrıcalığı var. İşte bu ayrıcalıkla da Rabbimiz belirtiyor ki, niye bunu yap dedi, sen niye bunu yaptın? Cevap, Rabbin nezdinde rızaya ermişti o. Yani bu güzel ibadetleri yapmakla kalmayıp sosyal hayatta icraya uyguladığı için, icrada yaşanılması, anlaşılması ve yapılması için gayret sarf ettiği için ne yapıyor? Emrederdi diyor. Tabii ki bu emir kendinin emri değil, Cenab-ı Hak'tan almış olduğu, ilmin bahşetmiş olduğu değerlerle onların da bu güzelliklerden nasipleri olsun diye emrederdi. Emrederdi.
Yani bugün bir anımı paylaşacağım. Namaza kalktığımda ezan okunduğu zaman camı açıyorum. Ezanla beraber Türkçe anlayacağım kelimeleri tekrar ediyorum. İşte Esselatu hayrun minenneyim. Ya Rab senden gelecek her hayra muhtacız. Senin rızan doğrusundaki hayırlara gark eyle bizleri. Ve sonra işte La ilahe illallah deyince de son kelimeyi tabii paylaşıyorum. Ya Rab tüm keyfiliklere la dedim. Yani hayır dedim. Emirlerine illallah diyorum ya Rabbi. Sen de şefaatçimiz ol. Ve camdan bakarken iki tane delikanlı. Öyle müthiş bir sigara içiyorlar ki her sigarayı çekip dumanını üflediğinde tamamen yüzünü göğe çeviriyor. O dumanları püfletirken göğe çeviriyor yüzünü. Ben de seyrediyorum camdan bunların. Sonra onlar yürüdü yürüdü bizim kapının önüne kadar geldiler. Ben de tanıyordum, bizim apartmanda oturuyor Samet ismi. Namaz kılarken hep onu düşündüm. Allah'ım, senin rızandan uzak olan bir Samet olmamalı bu. Samet hiçbir şeye muhtaç olmayan değil mi? Var ya. Abdussamet dese Allah'ın işte muhtaç kulu diyeceksin. Ama Samet. Yani bir de böyle mustani Sametler var diye düşünceler zihnimde yoğunlaşıyor. Sonra Samet dedim. Baktı yukarıya. Nasılsın falan, ne yapıyorsun diye hal hatırdan sonra, işten mi geliyorsun dedim. Yok abla dedi. Öyle geziyoruz arkadaşımla dedi. Biz burada dedim kapının önünde ne kadar ders yapmıştık dedim. Hatırlıyor musun, bir şeyler paylaşmıştık. Yok ya abla dedi, ben kendimi hatırlamıyorum. O nasıl, niye bu kadar kendinden uzaklaştın falan. Yani lafı uzatmayayım. Dedim ki bak biliyorsun ölüm var değil mi? Hesap var değil mi? Ben zaten şehit olacağım ki abla dedi. Nasıl şehit olacaksın dedim. Askere gideceğim. Orada öleceğim, şehit olacağım. Alnı secdeye gelmeyenler şehit olabilir mi dedim. Ama insanımız layık olsun olmasın herkesi şehit ilan ediyor. Bir de çok görsel bir cenaze törenleri yapıyorlar, tekbirlerle uğurluyorlar. Bizim cahil insanlarımız da buna özeniyor. Allah'la alakası olmayanın, Allah'ın sözü üstün olsun veya fitne kalksın diye mücadele etmeyenin şehadeti ne kadar makbul, sen onu şehit görebilirsin. Öteki de görebilir, Allah görmüyorsa. Ama insanımız Allah'ı da bilmiyor, dinini de tanımıyor. Her neyse arkadaşlar, böyle bir garabet içerisinde insanımız Allah'la da aldatılıyor, şehadetle de aldatılıyor ve dolayısıyla böylesine kendinde olmayan, aklı karışık, dini karma karışık bir hayat sürdürüp gidebiliyorlar ve herkes de kendini çok müsterih görebiliyor kardeşlerim. Evet, bu mealden sonra bir daha okuyalım. Kavmine namaz kılmayı, zekat vermeyi emrederdi. Rabbi nezdinde rızaya ermişti o. Bizler de rızaya erenlerden olmamız için Allah'ın rızasını bilinçli, yani vahiy veriler çerçevesinde merkezimizi alırsak, hayatın merkezini alırsak, bizler de inşallah o rızaya erenlerden olacağız. Bu şansı Allah hiç kimseden esirgemedi. Hiç kimseden esirgemedi. Hatta kapı alabildiğine son nefese kadar açık. Ve gafletteyiz, cahiliz, bilmiyoruz, Rabbimizi tanımıyoruz, dinimizi bilmiyoruz. Hep kapı açık. Dön, Rabbine dön. Sesini kulak ver. Günde 5 defa ezan okunduğu halde insanlar bu sesi asla duymuyor. Bazen insanlar yürürken dua ediyorum. Allah'ım bu sesi kulaklardan gönüllere ilhak ve ilham eyle diyorum. Ama duam yarıda kalıyor. Elinde telefon, hiç ses duymuyor. İşte böyle bir toplum niye oldu? Niye olduk? Yani biz gayrimüslim bir toplum da değiliz, Yahudi de değiliz, Mecusi de değiliz, Ermeni de değiliz.
Yani değiliz, değiliz. Adı Müslümanlarız. Ama onlara taş çıkartacak kadar da İslam'dan uzak bir toplum. Allah ve hesap yokmuşçasına ömürler tüketiliyor. Evet, girişte de belirttiğim gibi kardeşlerim, bu ayetten anlıyoruz ki emrolunduğu gibi yaşamakla kalmayıp bu hakikatin, bu gerçeğin duyulması, Allah'ın sözünün gönüllerde makes bulması ve fitnenin def edilmesi için bizler de kendimize, zaten sözümüz kendimize değilse havada uçar. Burada da Kur'an-ı Kerim'deki bir meal aklıma geldi. Herkesi nasihat edersiniz de kendinizi unutur musunuz derler. Ayette deniyor bu. Tabii biz aklımızda kalanı paylaşıyoruz. Evet, çalışmalıyız kardeşlerim. Eğer yeniden göz aydınlıkları bir ümmet olması veya fitnenin def edilmesi, ki fitnenin anlamı da çok derin, nedir? Cürufla hakikatin ayrılmasıdır fitnenin asıl esas anlamı. Ama bizim daha çok bildiğimiz fitne, kötülüklerin altına ateş yapmak manasında veriliyor. Ve bunu da her zaman tekrarlıyorum. Tefrikaya düşenler birliğin temeline dinamit koydular. Evet, böyle fitnelere sebep oldular. Çalışmalıyız. Bu şekilde yaşayanlar Rabbin katında hoşnutluğa erişecektir. İnananların Rabbine itaatte devamlı olduğu gibi ehline karşı da itaatkar olmaları, emretmeleri gerekmektedir. Ve 20. surenin 132. ayeti kerimesinde mealen şöyle belirtiyor kardeşlerim. Hani sözümüzün daha çok Rabbin sözüyle buluşup hakikatin hak olarak anlaşılması için ayetleri okuyoruz kardeşlerim. Evet, Taha suresi 132. ayet-i kerimede mealen şöyle belirtiliyor. Ehline namazı emret. Niye böyle sayfalar elinden uçuşuyor? Neyse, aklımda kalanı söyleyeyim. Burada bu sayfa kopmuş galiba mealde. Ehline namazı emret, kendin de ona devam et diye belirtiliyor kardeşlerim. Bizler de inşallah hem namazımızı kılacağız, hem ehlimize, hem de ailemize namazı emredeceğiz. Hem de kendin ona sabır ile devam et. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Çünkü biz seni rızıklandırırız. Ve şüphesiz son takva sahiplerinindir. Yani güzel son takva sahiplerinindir diyor. Hakikaten bu ayetleriyle buluşturduğumuz zaman bir ayeti, mevzunun daha önemini kavruyoruz. Ve sorumluluğumuz hatırlatılıyor bize. Sorumluluğumuz hatırlatılıyor. Neydi bu? Aklımda kaldığı kadarıyla söyledim ama Taha suresinin 132. ayetinde hem ailene de namazı emret. Önce aileden başlıyor. Hem de kendin ona sabır ile devam eyle. Demek ki burada da bir dik duruş, azimli bir yöneliş. Ve sabrederek, ertelemeden, üşenmeden, ciddiye alarak, hani girişte de belirttiğimiz gibi günde 5 defa elimizin tersiyle dünyayı arkaya itip, Rabbin rahmetiyle kucaklaşıp, onun divanında durmak, onun da söyleşide bulunmak az iş mi kardeşlerim? Az değer mi? Az mükafat mı? Biz senden bir rızık istemiyoruz. Çünkü biz seni rızıklandırırız. Şimdi bu kelime de bana şunu öğretti. Ya ben çok yoğunum, çok çalışıyorum, başım kaşıyacak zamanım yok. Ben nasıl namaz kılayım?
Yani sen namaz kılarken ben senden herhangi bir ücret istemiyorum. Herhangi bir beklentim yok. Senin bütün beklentilerini ben karşılıyorum. Ben karşılıyorum. Ve bu namaz ile de seni daha yüksek âli mertebelere eriştirmek istiyorum. Gel, meşgalelerden, meşguliyetlerden sıyrıl. Gel de emrime itaat et, emre itaat et. Resullerin de sana bunu öğretti. Sen de bunu biliyorsun. İtaat et ki sen daha büyük rızıklara nail olasın. Daha büyük rızıklara nail olasın. Rızık kardeşlerim yediğimiz içtiğimiz değil. Hani Fatiha'da da sürekli söyleriz ya, bizi nimete erdirdiklerinin yoluna ilet. Rızık yediğimiz, içtiğimiz, tükettiğimiz, eskittiğimizden öte manevi olan bir nimettir. Ve bu nimeti inşallah bu şekilde biz elde edeceğiz. Öyleyse biz seni rızıklandırırız ve güzel son takva sahiplerinindir. Evet, güzel son takva sahiplerinindir. Takva ne demek kardeşlerim? Modernizme rağmen rızayı hayatın merkezine almaktır. Modernizme rağmen rızayı hayatın merkezine almaktır takva. Diğer kelimeleri hepimiz çok çok biliyoruz kardeşlerim. En çok bildiğimiz de nedir? Dikenli, çamurlu bir yolda yürürken eteğin çalılara takılmasın, üstüne çamur sıçramasın diye onu korumaya çalışmaktır. İşte günaha düşmemek için, günahla kirlenmemek için çamur bir istemediğimiz, sıçramaması için istemediğimiz, korumaya aldığımız bir şey ya. Halbuki ne yaparsın? Kuruyunca fırçalarsın gider veya yıkarsın gider. Ama günah çamuru, günah çamuru da tövbeyle gider kardeşlerim. Ama tövbeyi suistimal etmemek gerekiyor. Emirleri ciddiye almak gerekiyor. Yani bu ayetler de bizlere bu anlamda çok önemli sorumluluklarımızı hatırlatıyor. Hamdolsun Rabbimize ki bizler de anlayarak okumaya çalışıyoruz. İçselleştirip rızayı hayatın merkezine almanın sabır ve gayreti içerisinde olduğumuzu biliyoruz elhamdülillah. Eğer bu ibadetse unutabiliriz, uykuda da kalabiliriz, hiç kendimize olmayacak kadar bayılır hastanelerde de olabiliriz. Ama ayıktığımız zaman hemen geçen vakitle beraber, girmiş vakti beraber önce geçen vakti eda ederiz, sonra arkasından vaktin namazını eda ederiz. Hatta hiç kalkacak, abdest alacak imkanımız yoksa, teyemmümle, ona da mecalimiz yoksa, gözümüzle, imayla, gönlümüzle bu namazı eda ederiz. Rab'le buluşmanın, rahata ermenin, hamd etmenin ve sabrın ve itaatin ne demek olduğunu bilenler bunu ancak yapar. Başka kimse yapamaz. Çünkü bakıyoruz insanlarımız etten püften, sıradan meselelerle, İşte çalışıyoruz, işte çocukluyuz, işte ben temizliği kontrol edemiyorum, abdestimi tutamıyorum falan filan. 40 tane mazereti sıralıyorlar. Benim Necla kardeşim vardı, şeytanın abdesti derdi. Abdestsiz şeytanların mazereti bu derdi. Tabii onun diliyle konuşamadım. Çok hoşuma gitmişti o zaman. Evet, ne diyorduk? Gerçekten bu ibadet periyodik aralarla Rab'le özel buluşmaya vesile olan namazın eda edilmesi istenmektedir bize. Tüm Resuller de bunu hem icra etmişlerdir, hem çevrelerine örnek olmuşlardır. Resulümüz bu anlamda çok çok ciddi örnek ve model. Resulümüz derken diğerlerini dikkate almıyoruz değil, son Resul olduğu için ve son ümmetin rol modeli olduğu için, ama İslam'ı, Kur'an'ı hakkıyla anlayan insanlar tüm Resullerin aynı vasıfta olduğunu söyler bize. Vazifelerinde farklılıklar vardır, eylemlerinde, keşiflerinde farklılık vardır.
ve hepsinin ayrı ayrı bir imtihanı somut bir şekilde öne çıkarılır ve örnek olarak bize gösterilir. Biz de işte Kur'an'ı bütün okuduğumuz zaman böyle yapıyoruz. Evet, bunu eda etmekle birlikte sosyal hayatın, zekatı da ver dedi ya, sosyal hayatın ve İslam'ın kalkınmasında gücü oluşturacak zekatı da daima gündemde tutmak. Zekatı da daima. Zaten dikkat edersek ayetlere, namazdan sonra zekat arkasından getirilir. Eğer zekat getirilmiyorsa veya yanına başka bir ibadet ilave edilmemişse namaz dua manasına da geliyor. Ve bu manayı düşünen insanlar namaz yok ki diyor. Namaz zaten duaysa ben zaten her zaman dua ediyorum. Özel namaz kılmama gerek yok diyen, namazı anlamayan cahil Müslümanlar da var. Halbuki periyodik aralıklarla Rab'le buluşmanın, onunla muhatap olmanın şerefine, izzetine ermek kadar daha yüce bir şeref, izzet olur mu? O bunu da düşünmüyor. Kendince bir dini algılıyor ve namaz, duaysa, salat, dini yaymaysa ben bunu da yapıyorum diyor. Rab'le bağlantısını periyodik aralıklarda kurmak bir yana, böyle namazsız, beynamazlar türüyor diyoruz. Evet, İslam'ın kalkınmasında gücü oluşturacak zekatı daima gündemde tutmak, maddi ve ruhi gücü sağlamada iki temel faktördür. Maddi ve ruhi gücü, manevi gücü ikisi birbirini tamamlıyor. Maddi güçte fert olarak kendimizi inşa ederken, ahlaki anlamda da kendimizi kontrol altına alıyoruz. Çünkü Ankebut suresi 45. ayet-i kerimesinde namazdan önce der ki Fadime'cim, sana vahyettiğim kitabı oku. Önce okumaya davet ediyor. Niye? Neyin için yaptığını bilesin. Ne kazanacaksın? Neyi kaybedeceksin? Bu kitap öğretecek. Onun için sana vahyettiğim kitabı oku. Sonra diyor namazı dost, kıl ve kıldır. Orada da gene emri ikiye geliyor. Kıl ve kıldır. Çünkü namaz akla, İslam'a, ahlaka uymayan şeylerden alıkoyar. Orijinalinde fahşa geçiyor. Aşırılıklardan, ahlaki seviyesizliklerden alıkoyar. Şimdi bu açıklamayı da bu ayetin içerisine yerleştirdikten sonra son cümlesi çok daha manidar kardeşlerim. O da nedir? Bilirseniz Allah'ı anmak daha büyüktür diyor. Marifet senin namazında değil, marifet senin Rabbini tanımanda, bilmende, onunla buluşmanda, onun rızasını kazanmanda. İşte bu kelimelerin içerisini doldurmanın tek bir cevabı var. Vahyi temiz akılla okuyayım, anlayayım, yaşayayım. Hayırları kucaklayayım, şerden uzaklaşayım. Böyle bir manayı düşünüyoruz. Ayetin son cümlesinde merdiyen kelimesi geçiyor. Orijinalinde merdiyen, radiye. Yani radiye, Allah rızasını hayatın merkezine alarak gücünce sorumluluklarını yerine getirenlerden razı olmuş, onları da razı etmiştir. Son cümle için bunu bir daha tekrar ettim. Biz Rabbimizi ne kadar razı edersek biz de razı olanlardanız, olacağız. Bunun ahirete bakan penceresi mutlak. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razıdırlar. Onlar cennetlerde altından ırmaklar akan, cennetlerde daim kalıcıdırlar sevdikleriyle beraber. Bu ebediyette mutlak olacak çünkü rızayı hayatın merkezine almışız. Peki biz ahirete gitmedik, dünyada rızanın bize kazandıracağı bir şey yok mu? Hem de yerden göğe kadar var. Onun, Rabbin rızasını hayatın merkezine almışsak, Rabbin terbiyesinden geçmiş ve Resullerimiz gibi örnek olmuşsak, bunun dünyada faydası çok daha büyük. Bir defa günah kirlerinden beri kalıyoruz. Günaha karşı hoşgörümüz olmuyor. Ne günaha karşı bir bağışlılığımız var, ne de günahı hoş görmemiz var. Çünkü merhametimiz var. Günahı hoş görenin merhameti olmaz. Olmadığı için de
Ona insanca bakar. Kendi vicdanıyla bakar. Kendince değerlendirir. Ama gerçek merhamet sahibi Allah'ın kendisine yüklemiş olduğu merhametle sırtını Allah'a döneni, yüzünü Allah'a döndürür. İşte bu ibadeti belki de yeteri kadar anlamadığımız için kardeşlerim. Dolayısıyla böyle çocuklarımıza dahi hakikati söyleyemeyecek kadar berbat bir yaşam içerisindeyiz. Ahlaki seviyesizliğin, yolsuzluğun, yalanın, şeytanın önde giden bir topluma olduk. Kaç tane istisna var? Kaç kişi istisna? İşte onlar da Allah'ı razı eden, Allah'ın da onları razı edeceği kullar olacak. Bu bile dünyadaki bir şeyimiz, müjdemiz değil mi? Bakın günah kirinden uzak kalıyoruz. Günaha hoş bakmıyoruz. Her zaman ve her daim Allah'ın vermiş olduğu zaman dilimini en güzel şekilde kullanabilmenin çabasını yüreğimizde taşıyoruz, taşımalıyız. Uyumayacağız mı? Uyuyacağız. Eğlenmeyeceğiz mi? Eğleneceğiz. Allah'ın nimetlerinden istifade etmeyeceğiz mi? Edeceğiz. Ama ifrata düşmeden, tevhide girmeden ve şımarmadan, lüks ve israfı kapının dışına atarak her türlü nimetten istediğimiz kadar nasipleniriz. Nasiplendiririz de. Hani Fatiha'da nimete erdirdiklerin diyor ya, işte İslam nimeti bütün nimetlerin anlamlı ve yararlı hale getirecek. Rızkı da böyle kullandığınız zaman sıhhat, afiyet olacak inşallah diyoruz. Ve 56. ayet-i kerimemize geçelim. Evet arkadaşlar, biraz tabii ki hem kendi şahsi anlayışlarımızı hem güncele indirerek biraz daha açıklamak, belki biraz daha içselleştirmemize vesile olacak. Yoksa mealler çok kısa. Değil mi? Mealler çok kısa. Evet, şimdi gene burada da bir Resul'e daha atıfta bulunuyor. Burada hangi Resul'e atıfta bulunmuştu? Hazreti Musa'ya değinmişti. İsmail Aleyhisselam'a değinmişti. Harun Aleyhisselam'a değinmişti. Ve onların arkasından bu salatı ele almıştı. Şimdi İdris Aleyhisselam'a geldi. Kitapta İdris'i de an. Hazreti Musa'yı da an dediği zaman biz bunu çok açıkladık. Tekrara düşmemek için kardeşlerimden istedikleri medya kanalında girer. Bu anmanın içeriği nedir? Oradan bir daha dinleyebilirler. An. Yani Rabbi zaten kimseyi unutmuyor. Fasıkları, kafirleri bile unutmuyor. Allah'ı unutanları ebedi alemde unutulacak noktaya getiriyor. Dünyada unutmaz Allah. Allah unutmaktan, gafletten, uykudan, şundan, yorulmaktan münezzehtir. Allah hakkında konuşmanın bir mantığı var mı? O bütün noksanlıklardan beridir. Kul bütün noksanlıklarla iç içedir, imtihana tabidir. Allah imtihana tabi tutulur mu? Allah'a hesap sorulur mu arkadaşlar? Yok. O halde hesaba tutulacak biziz, imtihana tabi tutulacak biziz ve Allah sünnetini bunun üzerine bina etmiş. Niye beni yarattın? Ben istedim de mi geldin? İmtihan kolaysa sen gir hadi. Diyenleri ben kulaklarımla duyuyorum. Olsun, canı sıkılmıştır der. Allah imanını kahvetsin. O günkü canın sıkıntısıyla söylemiş olabilsinler. Ama onun çevresindeki duyanlar da, bilmezler de bunu böyle hemen kapıyorlar. Mal olmuş mağribi gibi kullanıyorlar. İmtihan kolaysa gelsen de gir hadi Mehtap. Hadi sen de gir Fadime. Benim Fadime'm bir imtihana girdi ki, sürekli beni öldüren, yeniden dirilten Allah'a binlerce hamdolsun. Yeniden dirildim Rabbin rızasında yolda koşacağım düşüncesine sahip. Ve hastanede 25 gün yattı, 25 gün o doktor ve hemşirelerle iç içe ayetler paylaştı. Biz her yerde lazımız arkadaşlar. Şer gördüğümüz hayır, hayır gördüğümüz şer. Canım bacımı hep rahmetle anıyorum. Ondaki yürek hepimizde olsun dilerim. Laf diye değil. Yaşayışımızda fiilimizle de koyacağız.
Evet, 6. ayette kitapta İdris'i de an. Çünkü o sadık bir Resuldü. Sadıken Nebiyen diyor İdris Aleyhisselam'a. Bakın, her Resul anıldığında hem Resul kelimesi geçer hem Nebi kelimesi geçer. Ama burada İdris Aleyhisselam hakkında sadece sadıken Nebiyen kelimesi geçmiş. Dolayısıyla İdris de kitabı an diyor. Yani sen onu da an, onu da Rabbin seçti. Sen kendini de an. İyiyi, kötüyü de an. Güzeli an ki güzellik yaşasın. Kötüyü anma, dillendirme ki kötülük ölsün. Ama nedense biz hep negatif düşünceler içimizden atılmadığı için bunlar gündem yapılıyor. Yapılmamalı, yapmamalıyız. Ama birebirsek davet yapılacaksa yapacağız. Evet, sabah o delikanlıyla konuştuğum gibi şehit olacakmış, askere gidecekmiş. Anlı secdeye gelmeyen şehit olur mu kardeşlerim? Böyle bir mantık kim yüklüyor? Yükleyen kim? Belki de çocuğunun haylazlığından, serkeşliğinden yılan bir anne yavrusuna dua ediyor ve ona şehitliği aşılamaya çalışıyor. Emin olun, o çocuk kapının önünde dolaşırken 3 defa otomata bastırdı. Anne demek çocuğunu telefonla mı arıyor, ne yapıyorsa, kapıyı çalıp da bizim zil de birinin kapısı çalırsa hepimizin zili çalıyormuş gibi bir sesimiz oluyor. Her neyse, belki de o güzel muhterem bir annedir. 3 defa zile bastı. Otomata bastı ama o çocuk gene başını aldı, gitti bir yerlere gezdi. Gene geldi kapının önünde, gene konuşacaktım ama bağırdım, sesini duymadı. Bizim balkon altından yürüdü, başka bir yere gitti. Her neyse arkadaşlar, bakın, gücümüz yetmediği zaman Rabbin gücüne sığınıyoruz. Ama Rabbin zatıyla Rabbin gücüne sığınmak lazım. Sen o çocuğa şehitliği aşılarken secdesizliğin felaketini aşılamıyorsan o çocuğa bunu yüklüyorsun. Ve toplum da zaten bunu yüklüyor. Her öleni secdesizi, imanlı, imansız demeden yatırıyorlar musalla taşına. Güzel bir tören de hazırlanıyor. Tekbirlerle namazları da kılınıyor. Şehit, şehit diye mezarlığa defnediliyor. Ben şehit demem de onlar şehit olmaz. Şehit, Hakk'a şahitlik edendir. Şehadetten gelir, Hakk'a şahit olmuştur. Şahit olan da Allah'ın sözü üstün olsun, yeryüzünden fitne kalksın diye mücadele verirken ölen insandır. Bu illa düşmanın silahıyla ölen manasına da gelmez. Akif'in çok güzel bir mısrası var, aklıma gelmedi. Kim ki Hak sözü söylerken ölüyorsa erişir taşı heda başına manasında çok güzel bir şiiri var. Ama bizimkiler ne yapıyor? Duvarın altında kaldı şehit, suda boğuldu şehit, doğum yaparken öldü şehit, şehitleri türetti de türettiler. Bu şehitliği de bu kelimelerin üzerine yükleyelim. Allah bizim inşallah şehadete şahit olan şehitlerinden eylesin. Evet, o sadık bir nebiyen nebiydi. Ve refa'nahu, onu yükselttik. Refa'a yükselt manasında ya, onu yükselttik. Nereye? Mekanen aliyen, yüce bir mekana yükselttik. Bakın ibadetteki kazandıran servete, nimete, rızka. Aç mıydı nebisi? Maneviyatsız mıydı? Ama dini, rızayı, Rabbi, hayatın merkezini alarak sosyal sorumluluklarını yerine getirmede bedel ödedikleri için aliyen yükselttik onu yüksek mertebelere. Bu ona mahsus sadece bir müjde mi? Evet, hepimiz için de bu müjde geçerli. Biz de nebiyiz. Haber vereniz. Risaleti anlayıp, ya Fadime bacım, bak şunlara da bu Kur'an'la buluşturmanın
yolunu arayalım. Kur'an okumayan yok ki. Hele bizim Müslüman çevremize baktığımız zaman ellerinden kitap düşmez. Bunu sık tekrar etmekten utanıyorum artık. Ama kitabı çıkarına, beklentisine, derdine Malatya tabiriyle mıddin okuyorlar. Hayır, Kur'an böyle okunmaz. Kur'an sadece ve sadece Rabbim ne diyor, anlayayım, yaşayayım diye okunmalıdır. İşte biz de bunu okuduğumuz müddetçe, sorumluluklarımızı bilip yerine getirdiğimiz müddetçe bizler de inşallah وَرَفَعْنَاهُ yükseltileceğiz. Nereye? Vekâna, böyle bir makama, aliyen yüksek bir makama yükseleceğiz. Bu günahsızlığımızı iddia etmek değil. Onun için daha öbür ayette de belirttiğim gibi tövbe kapısı ölene kadar en fasada, en zalime de açık. Böyle büyük bir rahmet sahibi Allah'ın şeyleriyiz, abdleri olmak zorundayız. Tabileri olmak zorundayız diyoruz. Evet, şimdi burada İdris Aleyhisselam'ı biraz tanıyalım. Tabii ki tanırken de ben de sayfalarda geziyorum. Medyadaki bulduğum yerlerden yararlanıyorum. Diyanet'in Kur'an konulu tefsirinden Hazreti İdris'i biraz tanıdım. İdris, ilmin, medeniyetin ve akli sistemlerin ilk kurucusu kabul edilir. Görüyor musunuz? O âli makama nereden gelmiş bu şahsiyet? İdris Aleyhisselam ilmin, medeniyetin. Şimdi bizler hep medeniyeti dilimize pelensek ederiz. Medeni bir dünyada. Millet ayağa çıkarken kimilerinin ayağı yerdeki çakıllara takıldı. Necip Fazıl'ın taksiratını affetsin. Gönlüm fezalara uçmak isterken ayağım takıldı yerdeki çakıllara. Tabii mısralar tam aklımda kalmadı. İsterseniz sizler de bu şiiri bulup okuyabilirsiniz. Evet. Gönlüm fezalara uçmak isterken ayağım takıldı yerdeki gölgelere geldi aklıma. Çakı değil, gölgelere. Yani Allah'ın rızasını kazanmaya engel olan her insan gölge gibi ruhsuz, cansız, bir şeyleri takip edendir. Kur'an-ı Kerim de gölgeden çok bahseder. Bugün biz ne diyoruz? Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. Mehmet Akif de bunu söylüyor. Çünkü medeni dünyayı övdüler, övdüler. Övmekle bitiremediler. Ama dünyaya kan kusturuyor bunlar. Onun için medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. Hesap, bakın İdris Aleyhisselam'ı anlatıyoruz. Hesap, tıp, nebatların sırları, yazı yazmak, dikiş dikmek, terazi kullanmak gibi meslek sanatları İdris'in icat ettiği belirtilir. Görüyor musunuz? Şimdi bugün medeni dünyada Müslümanlar çok geri, hep keşifte bulunamıyorlar. Bizden çalmış olduğu akılla biraz daha akıllarını hince kullanarak geliştiriyorlar. Sonradan da nedir? Tek dişi kalmış canavar oldular başımızda. Kim karşı gelebiliyor? Canavar seni yakaladığı zaman bırakır mı, lime lime eder. Bunların karnı da doymuyor ki. Bıraksınlar. Hiç doymuyor. Öylesine obur. Öylesine nasıl diyeyim? Anlatamıyorum, kelime bulamıyorum. Öylesine acımaz ve aç gözlüler. Kaşındakinde bile gözleri var. Böyle işte. Ama dediğimiz gibi bu kadar güzel bir medeniyeti kuran, İslam'ın gerçeklerini göz ardı eden bir toplum, medeniyetsiz bir toplumun ağına yakalandı ve medeniyetsizce bir hayat sürüyorlar. Bedevice bir hayat sürüyorlar ki gerçekten bedevi olsalar ellerini öpeceğiz. Çok sayıda talebesi olan Hazreti İdris, demiri keşfedip ondan aletler yapmış, ziraat geliştirmiştir. Bakın, ondan aletler yapıp ziraati geliştiriyor.
Şimdi savaşlarda zırh giymiyoruz mu arkadaşlar? Burada da bir ayet-i kerimeyi seçtim. Onu da okuyacağım inşallah. Hayır, geçmiş olsun. Rica ederim. Bizim daha bitmedi, geçmedi. Nasıl bitmedi? Devam ediyorsun. Sana geçmiş olsun kardeşim. İçeride de dersimiz vardı arkadaşlar. İnşallah bu dersten çıktıktan sonra geçmiş olsun deniliyor. Bu geçmiş olsun neye? Hasta olan insana geçmiş olsun denilir ya. Bizler de inşallah manevi gıdaları ala ala vere vere sıhhat bulacağız ve hastalıklardan, illetli manevi hastalıklardan kurtulmuş olacağız. Olmaya çalışacağız inşallah. Evet, ne demiştik biz arkadaşlar? Hazreti İdris'in demiri keşfedip ondan aletler yapmış, ziraati geliştirmiştir. Hazreti İdris'in üstün bir konuma getirilmesi muhtemelen bu özelliklerindendir. Bu özelliklerindendir. 57. surenin 25. ayeti kerimesinde mealen şöyle belirtiyor. 27. Hadis suresi 25. ayet. Yüceliğime yemin olsun ki, bakın onu yücelttik diyor ya, âli bir makama yücelttik diyor ya, yüceliğime yemin olsun ki biz Resullerimizi apaçık delillerle gönderdik ve beraberlerinde kitap ve ölçü indirdik. İnsanlar adaletle tutunsunlar. Bir de demiri indirdik. Onda hem çetin bir sertlik, Müslüman böyle kavi olacak, sağlam olacak, sarsılmayacak, çelik gibi olacak. Demir gibi eğilmeyecek. Kırıldı da ama zaten ölüp gidecek. Çelik kırılıyor ya, çok fazla zorladık mı kırılır. Bir sertlik hem de insanlar için yararlar vardır. Ve çünkü Allah kendisine ve Resullerine gösterişsiz olarak Hakk'ın huzuruna varmadan önce yardım edenleri belli edecekti. Kuşkusuz Allah kuvvetlidir, şeref ve güç sahibidir. Ne kadar önemli, ne kadar çok mesaj yüklü. Hayatta bütün sahip olduğumuz, bildiğimiz, bilmediğimiz imkanlarla mesaj veriyor. Ve Hazreti İdris demiri eğiyor, biküyor, ziraat aletleri yapıyor ve demirden zırh yapıyor savaşlarda giyinilmesi için. Kalkan yapılıyor silahlarda karşı korunmak için. Ama zalimler, şu tek taşı kalmış canavarlar var ya, ne kadar korunursanız korunun, tepenizden mermileri, bombaları, kimyasalları indiriyorlar. Ahmet Yasin'i tekerlekli sandalyesinde elindeki telefonla vurdular. Tek dişi kalmış canavarıdan başka ne beklenir ki kardeşlerim? Evet, dolayısıyla bizler de inşallah böylece bu dersimizi noktalıyoruz. Kalın sağlıcakla, sürçülisan etmemişizdir inşallah. Ettiysek de affola, düzeltile. Maşallah, subhanallah.